Sayın takipçilerimiz, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Meis Adası'nın Yunanistan'ın parçası olmasının 77. yıl dönümü törenleri için gittiği adada CNN'e konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, krizin yaşandığı bir zamanda Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı bir mesaj değil mi sorusuna şu yanıtı verdi. Bir Yunan Cumhurbaşkanının barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas dönemlerden geçiyoruz. Biz diyalogtan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır ama tehdit altında bir diyaloğu değil. Öte yandan Sakellaropoulou CNN muhabirinin Türkiye'ye mesaj göndermek için mi sorusunu sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız diye yanıtladı. Oruç Reis gemisinin geri çekildiğini anımsatan muhabirin gaz rezervleri konusunda gerginlik bitti mi azalıyor mu sorusuna ise ben o kadar pozitif değilim. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Akdeniz küçük adımlarla hareket edecek. Akdeniz'de herkesin sadece Yunanistan'ın ve Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun da ihtiyacı var dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis cumartesi günü Selanik'te Fransa'dan alacakları Rafale tipi savaş uçaklarıyla Mirage uçaklarının yerine yeni bir filo kuracaklarını alıma ilişkin anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanacağını açıklamıştı. Mitsotakis ayrıca 10 yıl içinde 10 milyar euroluk savunma harcaması yapacaklarını söylemişti. Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.